bakalım çalışacak mı? Merhaba kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir tanıtım videosu çekmeye çalışıyoruz. Yani çok denemelerimiz oldu, o ayrı mesele ama şöyle bir durum var. Şey yapacağız, keyifli anlarımızı çekmeye çalışacağız. Yani kendimizden bahsedelim, edelim falan gerek yok. Bunun zaman içinde zaten birbirimizi tanırız. Önemli olan şu anda elimizde bir feroza var. Değil mi? Daihatsu ferozamız var. Bir ay önce aldık yaklaşık. Aynen. Eğlenceli de bir araba, kabiliyetli bir araba. Normal arabanın gidemediği yerlerden giden bir araba. İşte normal arabayla gidemediğiniz yerleri çekip sizlerle paylaşacağız. Yani eğlenceli olanları, ne bileyim işte balık tutmayı da seviyoruz, onları da çekebiliriz. Ne bileyim piknik yaparız, onu çekeriz. Kamp kurarız, onu çekeriz. Bu tarz videolar olacak kanalımızda. Kamp zor kurarız, ben biraz böcekten korkarım da. Evet öyle. Mesela şey bak, andığım gibi, ha gel. Ya o da ilginç değil mi? Yani şey mesela biyologsun ama yani... Biyoloğum, offroad arabası aldım. Doğaya çıkacağız, dağa çıkacağız, yani. Ormana dalacağız ama böcek fobisi var. Belki de aşarım. Böcek fobisini aşmak isteyenler bu kanalı izlesin. Bakalım aşılıyor mu, aşılmıyor mu? Hep beraber göreceğiz. Bu arada Serdar'la biz ilk balık tutmaya gittiğimizde işte Serdar'ın hani böyle bir fobisi var. Yani bu gerçekten fobi değil mi bu arada? Ciddi bir fobi yani. Evet. Bayağı. Fobisi vardı. Yani şöyle 4 ayaktan daha fazla ayağı olanların şey olanlarla alakalı sorunları vardı. Şey vardı mesela işte mamun diye bir yaratık var biliyorsunuz. Yani böyle karidesin en küçüğünü mamun düşünün. Ya korkunç bir şey. Evet. Yani onu oltanın ucuna takıp yani öyle balık tutabiliyorsunuz ve ben takıyordum falan böyle. Ya ben şöyle anlatayım. O mamun kutunun içinde duruyor böyle. Yani ben 4'ten fazla bacaktan sıkıntım var diyorum. Orada böyle yüzlerce bacak oynuyor.
Şimdi ben de balık tutmaya da hevesliyim yani. Taktılar arkadaşlar. Ya ben kim boşsa yanımda. Abi şunu taksana, abi bunu taksana diye. Olur mu ya? Balığa giden adamlar az çok gidiyorlardır yani. Sürnezde bir sıkıntı yok ama değil mi bu arada? Sürnez neydi lan sürnez? Ha, şu hani şey, kabuklu şey gibi yok, çıkıyor ya. Yok, bacağı yok ki. Bacağı hiç bacak. Ya yılan falan hiç burada, sıkıntı yok. Olay burada kertenkele, bacak. Gecko hiç sıkıntı yok yani. Süper ya. İşte bu mamunlar şimdi böyle duruyor. Cave Road derken muhabbet nereden nereye geldi? İşte kanal i̇şte böyle yani, bir şey kanal yani. Kanal böyle bir şey olacak. Mamunlar duruyor. Ben elimde iğne var. Şimdi oradan böyle elime değmeden acaba mamunu iğneye takabilir miyim falan diye düşünürken. Mamunu ikna etmeye çalıştı yani düşünün. Ben bir tane iki tane balık yakaladım da o kadar hoşuma gitti ki bu olay. En son nasıldı vaziyet? Ondan sonra şimdi ben soruyorum mesela işte. Mamun nasıl takılır? Yok yani takılması tabii ki yani mamun nasıl takılırdan işte sürnezi mi atalım şey mi atalım onlar ayrı da. Çıkan balığı hani ben mesela yani çok çocukluğumdan beri babam götürdü beni yani balığa falan çok daha fazla gitmişimdir. Şimdi Serdar'a soruyorum işte o yani oraya gidince o yemden mi alalım? Buraya gidince bu balıktan mı çıkar? Bunlar yani hani. Sardı mı sararım. İnşallah offroad olayına da saracağız. Ve offroad'da da bir otorite haline geleceğiz mi kardeşim? İddialı olur biraz ama gelip ya şöyle, deneriz ya yani deneriz. Hani bütün arabalara sahip olacağım, en iyi araba benim olacak değil ama en iyi arabaları bulup sahipleriyle konuşup onlarla ilgili bilgi alabiliriz. Alabiliriz imkanımız olursa ya belki. Şey var mesela hani bu arabayla alakalı da forumlarda her türlü bilgi var gerçekten ama ya bir böyle sahibiyle sohbet etmek gerçekten başka ve ya şununla gördüm ben hani yaklaşık işte bir aydır bu arabaya sahibiz. Hani offroad bir iki tane hemen offroad grubuna dahil ettiler beni sağ olsunlar. İşte WhatsApp gruplarını eklediler. Ya ben bu arabayla ilgili çok bilinen bir araba değil. Nereden bilgi bulabilirim diye düşündüm. Sahibinden.com'da böyle güzel eli yüzü düzgün bu arabaların sahiplerini aradım ve gerçekten yarım saat, 45 dakika, 1 saat muhabbet ettiğimiz oldu adamlarla. Yani ya offroad kültürünün böyle bir tarafı da var. Evet. Yani herkes insanlarla tanışıyorsunuz. Aynen öyle. Evet. O yüzden de hani ben bu işi öğrenmekte çok zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum. Yani evet dediğim gibi yani işte şey takip edenler oluyor. Mesela şey vardı Instagram'a bir fotoğraf koymuştu bir tane. Kim? Brezilyalı mıydı? Aynen öyle. Ya Daihatsu Feroza Brezilya diye bir grup var. Feroza Brezilya mıydı? Emin değilim de. Ya oradaki de insanlarla mesela iletişime geçtik. Ya benim arabamın fotoğrafını işte benim Cave Road bu arada Instagram hesabımız. Instagram hesabımızı orada paylaştılar. Yani hani bir ciddi bir network'ü var. Yani insanlarla tanışıyorsun. Ne bileyim yeni yerler görüyorsun ki hani şurası mesela şurası bir yani baktığınız zaman işte 100 metrekare bir işte gölet. Evimiz de şurada. Normal bir araçla gelinebilecek bir yer değil burası. Denedik. Denedik. Ben arabayı aşağıda bıraktım bu arada. Bende de bir tane Egea var. Sonra Serdar'ın arabayla buraya kadar geldik. Yani demek ki yani keşfetmek ya, istedikten sonra. Çok yer var. Çok yani yer hani var. Biz yani, evimizin bir kilometre ilerisindeki bir yere bu araç sayesinde geldik. Kim bilir bu arabayla daha nereye gideceğiz? Yani. Ne kadar güzel yerler keşfedeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Yani istediğimiz bu yani. Kanalda yapmak istediklerimiz bunlar. Yani, ya Feroza ile ilgili bilgi ben de öğrendikçe paylaşacağım sizlerle. Şey yapalım mı? Yani daha sonra işte takipçilerimiz isterlerse sadece Feroza'nın tanıtımıyla alakalı bir video çekeriz belki. Olur. Ya ben de biraz daha öğrendikten sonra yani hani şimdilik ilk bir ayda benim Feroza ile ilgili edindiğim bilgi süper bir araba. Gerçekten evet. Dört çekeri çok güzel, arazi şanzımanı çok güzel. Ya engel tanımayan bir araba ama şöyle bir eksisi var. Parça sıkıntısı var. Ya parçası yok değil ama normal sıradan bir işte Renault Clio sahibi gibi gidip herhangi bir parçacıdan abi bana bir işte hava filtresi var aldım çıktım olmuyor yani. Yani internetten araştırmanız lazım işte İstanbul Ankara gibi büyük parçacılarda var oralardan bulacağız. Onun dışında memnunum ya. Şeyden bahsettik Serdar ama bundan sonraki videolarımız nasıl olacak gibi ama şöyle bir şey yapabiliriz bence. Mesela takipçilerimiz işte orayı merak ediyorum arabayla gidebiliyorsanız oraya gidin hani bize gösterin. Diyebilirler. Belki yine aynı şekilde offroad aracı olan arkadaşlarımız hadi birlikte eşit şuraya gidelim diyebilirler. Yani bunlara da açığız bu arada. Yorumlara falan yazabilirsin istersen. Ya şey de olabilir. Hani merak ettiğiniz bir offroad aracı varsa hani yavaş yavaş offroad gruplarına dahil oluyoruz. İnşallah buluruz sahibini. Abi işte yani. Şu aracı inceler misiniz? Hani şu aracı merak ediyorum gibi sorularınız varsa yazın, belirtin yorumlarda. Buluruz, çok zor değil yani. Bir şekilde bulmaya çalışırız, yardımcı olurlar ki dediğimiz gibi yani biraz önce belirtmiştik. Güzel bir network var gerçekten. İnsanlar birbirine yardımcı olmaya çalışıyor bu manada. Onları da yapmaya çalışırız tabii ki. Bu arada araçla ilgili yapacağımız yenilikleri, iyileştirmeleri, işte lastik aldık, ne aldık,
ne kadara mal oldu, işte atıyorum şu parçasını değiştirdik, bunu değiştirdik gibi şeyleri de paylaşacağız sizle. Yani aracı da aldığımızdan tabii ki daha iyi hale getireceğiz. Belki içinin taban halısını yenileceğiz, onu komple bir video yapacağız. Ki onu yapmak istiyoruz bu arada. Ya belki tamamen de hiç hani araziye çıkmadan yol yapacağız. O yolun videosunu çekeceğiz, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Yani amaç burada hep beraber eğlenmek. Yani ortaya bir şeyler koymak istiyoruz. Adresimiz belli olsun. Yani. Keyif oldu. Bizi işte Instagram'dan, YouTube'dan takip edebilirsiniz. Hemen tanıtım videosunun arkasında da şey yapacağız. Buraya kadar nasıl geldik en azından. Yani eğlenceli birkaç videomuz var. Yani offroad yapmaya çalıştık. Onları paylaşacağız. Altına sen buranın konumu da koyarsın Serdar. Ben de hoş. Yani güzel olur gibi geliyor bana. Güzel olur bence. Ya ilk video arkadaşlar. Yani biz de yavaş yavaş öğreniyoruz bu. Hem YouTube'u hem offroad'u hem arabayı. Hem yaşamayı falan diye öyle. İşte hep beraber öğreneceğiz. Sevim yani araçları da tanıyacağız, yolları da tanıyacağız. Özetle bu. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Şimdi K-Fold görüntülerine geçiyoruz. Yok. Buradan döner Serdar. He? Sol hep böyle. Çok mu yan yatar acaba? Yatmaz lan, dön dön. Geri bence geldiğim yerden mi? Hayır dön ya işte. Yan yatar aga, baksana bu taraf çok yüksek. Aga devrilme, saçmalama ya. Tam solda gel böyle. Tam solda gel. Rahat döner. Ya evi içindeyken evet insan daha böyle büyükmüş gibi görünüyor ama bu araba burada döner solda. Buradan gelirsin işte bak oradan. Bir, çok al bak, yarım metre geri al, tam solda gel. Oğlum çok yatıyormuş gibi hissediyorum. Burada çok yatar. Ya. Yani öyle geldi. Gayet. Ama şuradan gelsen, şu oyun ya burasından ya burasından geleceksin. Ben şuradan gelmeni tavsiye ederim. Daha eğlenceli görünüyor. Girmeyeceksin. Etrafından dolaşacaksın. Senden offroad... Açıktan al. Senden offroad olmaz birader. Şu an devrilecek gibi geliyor değil mi? Evet. Tam soluna gel işte şimdi ama şu taşa dikkat et. Şu taşı ne yapacağız? Tamam şimdi açıkta bak tam sağa yap, biraz geriye al. Tekerin bir tanesi şu şeye, kimseye getir. Tekeri sok. Biraz daha git, biraz daha git, biraz daha git. Biraz daha geri git, geri git, arasını alarak geç. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Tamam. Düz gel, düz gel. Basamak deneyeceğiz şimdi bakalım. He? Bir ihtimalle o boruya bakar. Ani bu hareket yapma. Bu tarafa doğru çevir, bu tarafa doğru. Heh, yanaş şimdi. Gel gel. Bundan sonra sen de gel. Değmez. Gel. Hayır, bence çapraz girmen lazım. Lastik köşesini kaptırman lazım.
İndi bile.